İstanbul'a hoş geldiniz. İlimiz Boyabat ilçesinde bulunan Boyabat Barajı'nda İl Müdürlüğümüz ve Samsun İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa yaptığı kontrollerde av yasağı bulunan gölette 28 tane misina ağına el konulmuş ve bunlar da canlı olarak tutulan 1500 tane sazan balığı tabiata iade edilmiştir. Aynı zamanda 10 tane paraket ağı, yani çok iğneli misina, çok iğneli ağlarda da tutulan balıklar yaklaşık olarak 27-30 civarında yayın balığı da gene tabiata iade edilmiştir. Ağlar da uygun olmadığı için misina, zaten avlanma yasağı olduğu için göletlerimizde komisyon marifetiyle imha edilmiştir. Bu denetimlere sürekli devam ediyoruz. Çünkü sürdürülebilir balıkçılık açısından, yani gelecek nesillere balık bırakmak için muhakkak bu denetimlerimizi sürdürmek zorundayız. İlimizde bulunan 6 gölete 2 yıl içinde toplam 120 bin tane sazan balığı yavrusu bırakılmıştır. Ve bunları da sıkı takip neticesinde avlanmasını yasakladığımız için denetimlerimizi de sürdürmektedir. Yani gelecek nesillere de balık bırakmak için, yani sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak için bu denetimleri yapmak zorundayız. Bu denetimlere çok önem veriyoruz. Bu denetimleri de sürekli il müdürlüğümüz Su Ürünleri Şubesi tarafından ve Saraydüzü İlçe Müdürlüğümüz ekiplerince sürekli sürdürüyoruz. Saraydüzü'nde bulunan Boyabat Barajımız şu anda av yasağı kapsamındadır, kiralama aşamasındadır. Yarın itibariyle bunun kiralama işlemi bitirilecektir. Muhtemelen oradaki Su Ürünleri Kooperatifine verilecektir. Öncelikle zaten kooperatiflere verilmektedir yasa gereği. Ondan sonra kurallar çerçevesinde avcılığa izin verilecektir. Çekiyor mu? Çekiyor. Evet.